Kanda iltihap nedir arkadaşlar? Ee, i̇şte çoğunuz belki test yaptırmışsınızdır, görmüşsünüzdür. Hekiminiz size kanda iltihap var e, şeklinde kısa bir açıklama yapmış olabilir. Tabii kanda iltihap biz bunu kullanmıyoruz bu terimi ama halk arasında böyle e, adlandırma oluyor. Nedir bu kanda iltihap? Ondan bahsedelim biraz. Kanda iltihap demek arkadaşlar kanda e, bakterinin olması demek. Bu niye olur? bir takım enfeksiyonlar işte idrar yolu enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları, deri enfeksiyonları gibi enfeksiyonlardaki bakteriler aşırı çoğalırsa kana geçebilir. Kanda bakteri olmasına biz septi, semi diyoruz. Ee, bu bakteriler yine aşırı çoğalırsa ya da işte bakterinin tipine göre e, tehlikeli bir bakteri ise bu daha da ilerleyip sepsis durumuna geçebilir. Şimdi kanda iltihabın e, belirtisi nedir? Bunun yaklaşık 4-5 tane belirtisi var. Bunlar nedir? Birincisi ateş olması. İkincisi kendini iyi hissetmeme. Üçüncüsü bulantı. Dördüncüsü kusma. Beşincisi ishal arkadaşlar. Bunlar tabii birçok durumlarda olabilir. Sadece bu kanda iltihapta da olmaz. Bu bakteriler daha da çoğalırsa ya da işte tehlikeli bir bakteri ise sepsise dönebilir. Sepsis demek vücudun artık bu bakterilere aşırı reaksiyon vermesi demek. Ee, bu durumda da ne olur? Nefes darlığı, 38 dereceye geçen ateş olur arkadaşlar. Kalp hızınız artar. 90 dakikada 90'ı geçer. Üşüme, titreme ve solunum hızınız artar. Dakikada 20 solundan fazla solunmaya başlarsınız. Bu sepsis pedetistir bunlar. Ee, bunun önemi ne arkadaşlar? Bunun önemi tabi e, acil tedavi gerektirmesi. Bu daha da ilerlerse ya da işte, atıyorum tedavi olmazsa ne olur? Kan basıncı düşer. Onun işte vücut ısısı düşmeye başlar, cildiniz soluklaşır, idrar yapamayabilirsiniz. Onun dışında trombosis sayınız düşer ve bilinç bulanıklığı hatta koma hatta ölüm görülebilir. Onun için kanda iltihap her durumda önemlidir, tedavi edilmelidir. Peki bunun tanısı nasıl konuyor arkadaşlar? Tabi hekim bundan şüpheleniyor. İşte lökosit seviyeniz artıyor, SRP seviyeniz artıyor, bir takım sedimentasyon gibi testler artabiliyor. Kanda iltihap olduğu zaman tabii bu genellikle antibiyotiklerle tedavi ediliyor. Bazen işte damardan sıvılar, steroid türü ilaçlar, gerekirse oksijen falan veriliyor arkadaşlar. Bunun tedavisi bu şekilde tedavi ediliyor ki sepsise dönmesin. Ciddi bir durum hatta ölüm olmasın. Evet önemli bir durum kanda iltihap. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sorunuz varsa yine bana buradan sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.